Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 9. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 24. uygulamadayız arkadaşlar. Özdeşliklerin cebirsel ve geometrik temsilleri. Verilen bilgilere göre aşağıdaki sorulara cevaplayınız. A ve B birer pozitif gerçek sayı. B küçüktür A olmak üzere. A artı B üzeri 2 ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz demiş. Şimdi A artı B üzeri 2 dediğimiz şey 2 tane A artı B'nin çarpımıdır çarpalım. Buradaki a'yı geliyorum ilk önce a ile sonra b ile çarpacağım. Burası a kare artı a çarpı b olur artı. Şimdi b'yi dağıtıyorum. b'yi ilk önce a sonra b ile çarpacağım. Burası arkadaşlar a çarpı b şöyle düzgün yazalım a çarpı b artı b kare olur. Eşittir diyorum. Burası a kare artı 2ab artı b kare olarak geldi. B'ye geldim. Aşağıda bir kenar uzunluğu a artı b birim olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı 4 bölüme ayrılmıştır. Birincisinde bir kenar uzunluğu a birim olan kare. İkincisinde kısa kenarı B uzun kenarı A birim olan kare pardon dikdörtgen. Üçüncüsünde kısa kenar uzunluğu B uzun kenar uzunluğu A birim olan dikdörtgen. Dördüncüsünde bir kenar uzunluğu B birim olan kare. Bunların alanlarını istiyor. Birinci bölgeye bakıyorum arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu A olan kare olduğu için A çarpı A'dan alanı A karedir. İkinci bölgeye geldim. Kısa kenarı B, uzun kenarı A olduğu için buranın çarpımı A çarpı B olarak gelir. Üçüncü bölgeye geldim. Yine aynı şekilde A çarpı B olarak geldim. Dördüncü bölgeye geldim arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu B olan kare olduğu için buranın alanı bana B kare olarak gelir. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğrulayınız demiş arkadaşlar. Biz A şıkkında bakın parantez içerisinde A artı B'nin karesinin A kare artı 2AB artı B kare olduğunu bulduk. Buraya geldiğimizde arkadaşlar burada yukarıda yani bir numaralı alanı A kare 2 numaralı alanı AB, 3 numaralı alanı AB, 4 numaralı alanı da B kare olarak bulduk. Bunların toplamı A kare artı 2 AB artı B kare olarak gelir. Bu arkadaşlar bizim karemizin yani bizim şeklimizin alanına eşittir. Dikkat ederseniz bu değer ile bu değer birbirlerine eşit oluyor dedik arkadaşlar. Bize demiş ki birazcık aşağı inelim. A, B birer pozitif gerçek sayı ve B küçüktür A olmak üzere A eksi B'nin karesinin ifadesinin eşiti gerçek sayılarla işlem özelliklerini kullanarak bulunuz demiş. Yapıyorum. A eksi B çarpı A eksi B. A ile A'yı çarptım. Bakın ilk, ilk önce bunu içeriye dağıtıyorum. Burası A kare. Eksi A çarpı B. Sonra buraya geldim. Eksi A çarpı B. Artı B kare oldu. Burası arkadaşlar bana a kare eksi 2ab artı b kare olarak gelir. B şıkkında demiş ki aşağıda bir kenar uzunluğu A birim olan kare verilmiştir. Kare 1, 2, 3, 4 numaralı dört bölüme ayrılmıştır. Birincisinde bir kenar uzunluğu A eksi B birim olan kare. ikincisinde kısa kenar uzunluğu B birim. Uzun kenar uzunluğu A eksi B birim olan dikdörtgen. Üçüncüsünde kısa kenar uzunluğu B Uzun kenar uzunluğu a eksi b birim olan dikdörtgen dördüncüsünde de bir kenar uzunluğu b birim olan kare. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olarak ifade edeceğiz. Birinciye bakıyorum. Burada arkadaşlar bakın bir kenar uzunluğu a eksi b olan kare vardı. Alanını bulalım. Burası bana yukarıda bulduğumuz gibi a kare eksi 2 ab Artı B kare olarak geldim. İkinciye geldim arkadaşlar. Burada da kısa kenarı B uzun kenarı A eksi B idi. B çarpı A eksi B diyorum. Buranın çarpımım AB eksi B kare olarak gelir. Üçüncüye geldim. Burada da yine B çarpı A eksi B diyorum. Burası AB eksi B kare olarak geldi. Dördüncüye geldim arkadaşlar. Dördüncüde de bir kenar uzunluğu B olan kare vardı. Ve burası B kare olarak geldi. Bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğru olayınız demiş arkadaşlar. Şimdi ben buraya geldiğim zaman bir numaralı bölgenin alanı A eksi B'nin karesiydi. Şimdi ben buraya bakıyorum. Buranın tamamının alanı A kare Diyorum. eksi 2 3 ve 4 numaralı alana çıkaracağım 2 numaralı alanı i̇ki numaralı alan arkadaşlar a b eksi b kareydi artı 3 numaralı alan AB eksi b kare 4 numaralı alan ise b kareydi Eşittir diyorum a kare diyorum eksi Pardon. şuraya baktığım zaman eksi b kare ile artı b kare gitti ve de arkadaşlar burada bana. 2ab eksi b kare kaldı. Buradaki eksi içeriye dağıttığımda a kare eksi 2ab artı b kare gelir. Yani ben burada diyorum ki arkadaşlar. Ben buradaki bir numaralı alanı bulabilmek için şeklin tamamından 2, 3 ve 4'ü çıkarıyorum. Buradan dikkat ederseniz yukarıdaki eşitliği bulmuş oluyoruz. A, B birer pozitif gerçek sayı ve B küçüktür A olmak üzere A eksi B ile A artı B ifadesinin gerçek sayılardaki işlem özelliklerini kullanarak bulunuz demiş. Buradaki A'yı içeriye dağıtıyorum. Sonra buradaki B'yi içeriye dağıtıyorum. Burası arkadaşlar bana A kare artı A, B eksi A, B artı B kareden A kare eksi B kare olarak geliyor. 1, 2, 3, 4 numaralı bölümlerin alanlarını cebirsel olarak ifade ediniz demiş. 1 numarayla başlıyorum. Bakın burası a eksi b'nin karesidir. Bunu yukarıda bulmuştuk. Burası a kare eksi 2ab artı b karedir arkadaşlar. Devam ediyorum. 2 numaralı alana geldim. 2 numaralı alan dikkat ederseniz. B çarpı A eksi B'dir ve de burası A B eksi B kare olarak gelir. 3 numaralı alan arkadaşlar yine aynı şekilde B çarpı A eksi B'dir. Burası A B çarpı B kare olarak gelir. Son olarak 4 numaralı alana geldim. Burası da B kare olarak geldi. Bana C'de demiş ki bulduğunuz cebirsel ifadeleri kullanarak A şıkkında elde ettiğiniz eşitliği doğru olayınız demiş. Ben arkadaşlar benim şeklimin tamamı A kare olduğu için A kare eksi diyorum. Ben arkadaşlar A kareden şöyle söylüyorum. 1, 2 ve 3 yani buradaki 4 numarayı çıkardığım zaman geriye 1, 2, 3 kalıyor. Ben A kareden B kareyi çıkardım. 1, 2, 3'e geliyorum. Dikkat ederseniz birin alanı neydi? a kare eksi 2 ab artı b kare. 2'nin alanı neydi? ab eksi b kareydi. 3'ün alanı neydi? ab eksi b kare. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar ab'ler birbirlerini götürür. b kareler birbirlerini götürür. Ve buradan sadece a kare eksi b kareler kalır. Bakın bu ikisi birbirine eşit olmuş oluyor. 15. sıra sizlere bakıyorum. A artı B'nin karesi eksi A eksi B'nin karesi eşittir. 4AB özdeşliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki sorulara cevaplarınız demiş. Bu özdeşliğin doğruluğunu ceb olarak gösteriniz. Şimdi diyorum ki arkadaşlar A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı b karedir. a eksi b'nin karesine geldim arkadaşlar. Şurayı şöyle düzgün yazalım. Bu da a kare eksi 2 ab artı b karedir. Ben şimdi bu ikisini topluyorum. Daha doğrusu çıkaracağım. Arada çıkarmıştım varmış. a kare artı 2 ab artı b kare eksi A kare eksi 2 AB artı B kare. Eksi içeriye dağıtacağım. Eksi A kare artı 2 AB eksi B kare oldu. Eşittir diyorum. Bakın A kareler gitti. B kareler gitti. Buradan cevabımız 4AB olarak geldi. Yani buradaki eşitlik doğrudur diyoruz. Yanda bir kenar uzunluğu A artı B birim olan kare verilmiştir. Bu kare 4 eş dikdörtgen ve bir kare olacak şekilde 5 parçaya ayrılıyor. Yukarıda verilen özdeşliğin doğruluğunu geometrik temsiller yardımıyla gösteriniz demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burası A eksi B'dir. Yani içerideki pembenin alanı A eksi B'nin karesidir. Dışarıdaki mavinin alanı A artı B'nin karesidir. Şimdi A artı B'nin karesinden A eksi B'nin karesini çıkarıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. A artı B'nin karesini gördüğüm yere A kare artı 2 AB artı B kare yazıyorum eksi a eksi B'nin karesine a kare eksi- 2 AB artı b kare yazıyorum. İçer, şey dışarıdaki eksi içeriye dağıtıyorum eksi a kare artı 2 AB eksi b kare oldu. A kare ile b kareler gitti arkadaşlar cevabımız 4 ab olarak geldi. Yukarıda verilen özdeşliği geometrik olarak bu şekilde ispat etmiş oluyoruz dedik. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.